Herkese günaydın. Gerçi video açılışımızı önceden yaptık. Şimdi de yola çıktık, saat 7.35. Önce Ömer Halis'i okula bırakacağız. Oradan da Turgut'u bırakacağız. Sonra da bu bacanızın günlük rutinleri başlayacak. Bugün iki doktora uğrayacağım. Kağıt işlerim var, telefon işlerim var. En ilk önce onları halledeceğim. Ondan sonra Ömer Halis'i almadan önce bir butiğe uğrarım herhalde. Eve geleceğim, evdeki işlerimi halledeceğim. Bakacağız bakalım, Ömer Halis'i almadan önce saat 12.30'a kadar neler halledebileceğiz, göreceğiz. Yemek olarak bugün aklımda hiçbir şey yok. Onu da inşallah ilerleyen saatlerde aklıma bir şey gelir, mutlaka bir şeyler yaparız. Hadi bu buradaymış. Evet, şimdi hem Ömer'e hem kendime birer tane ekmek aldım. Evet, şöyle markete geldim. Şuradan kendime protein alayım. Protein ağırlıklı besleneceğim. Evdekilerin alsın. Yok, onu... Sucuk dilimi, okulda kokar bunu. Şöyle hindi salamı var, Macar hindi alalım. Sepetimize koyduk. Bir tane de bundan. Hadi bakalım. Kasaya gidiyoruz. Bacılar, eve bir geldim. Elektrikler yok. Bunlar çalışıyor mu? Tabii ki. Yani kepenkleri de açamıyorum şu an. Gitmeden de açmamışım. Allah beni kahretmesin. Allah'tan mutfağınkini açmıştım. Bacım, kendime yumurta kaynatacaktım ya. Ay, ışığı açmaya çalışıyorum. O da olmuyor. Ay, neyse, aldıklarımı göstereyim bari. Ekmek arası ne yapsam ki? Avokado koyayım bari sadece. Şöyle bir tane bey pazarı. Ondan sonra çok incik aldım. Bugün ev halkına incik yapacağım. Kendim proteinli besleneceğim. Heh, şöyle yapayım. Bunun ışını bari açayım. Tavuk göğsünün
iç filetosundan aldım. 1 kiloymuş lan. Şu kaç kiloymuş? O da neredeyse 1,5 kilo. Bu var. Şu krekerlerden aldım Ömer Halis'e. Şu. Marul. 2 tane avokado. Şimdi gelirken fırından bir tane de kelme ekmek almıştım. Onun içine bari avokado, domates koyayım da onu yiyeyim. Bundan var. Tost ekmeği. Aldım salamlar nerede? Ha şurada. Çocukların beslenmesi için. Neyse kendime şöyle bir ekmek almıştım. Glutensiz. Artık ne hamurundan yapıyor bilmiyorum da. Başka ne var? Başka bir şey yok. Şu ekmeği kendime yapayım. İçine domates koyayım. Bir tane salam koyayım. Bir de avokado koyayım. Ondan sonra oturup yiyeyim bari kalan karanlıkta. 6.30 oldu. Evdeki o karanlık saat 1.40'a kadar falan devam etti. Neyse bakalım şöyle hemen tavuk sosladım. Birazcık da şöyle bulgur pilavı yapacağız. Aa, buharlandırdım. Şöyle 2 tane domatesi doğradım. Soğanlı yapmayacağım. Çünkü soğan doğrayasım yok. Neden bu yani? Başka hiçbir nedeni yok. Şu an soğan doğrayasım yok. Üşeniyorum. Domatesi doğradım da. Şöyle acık bir bulgur pilavı. Ben bu arada bulguru yıkamayanlardanım. Bulgur yıkamaya gereği duymuyorum şahsen. Pirinci falan yıkıyorum da. Şimdi tavuğu fırına vereceğim. Pilavın da suyunu vereyim. Orada kendime de bir kahve yapacağım. 2-3 kreker yiyeceğim. Öyle. Günü böyle. Ondan sonra saat 4'ü çeyrek geçe evden çıkacağım. Turgut'u almaya gideceğim. Şöyle aşk olup şöyle fırına yerleştireyim. Bu arada bugün veya yarın fırının kendi kendini yıkama özelliğiyle bir çalıştırasım var. Çünkü fırınım hiç berbat. Bacım tam kocama almaya gidiyordum. Paketim geldi. Bir air fryer. Ercan. Bu dar günümüzde gerek var mıydı Ercan? Öyle bir tane video var Instagram'da. Ercan. Niye masrafa girdin Ercan? Bu dar günümüzde gerek var mıydı? Ay. Vay be. Çıkmamışlar. Zaten erken geldim ben. Dedim hep yazık adam benim burada bekliyor yarım saat. Ben geç çıkıyorum. Hep soğukta donuyor burada beni beklerken. Bugün de dedim erken çıkayım. Öyle. Ay. Air fryer'ım geldi. Ben bu air fryer'a ilk çıktığında almıştım bacım. Benim buranın ışıkları yok mu ya? Ne biçim arabasın sen? İlk çıktığında almıştım ben. Yani aldım derken Özge bana hediye etmişti. Ta ilk çıktıklarında. Ama ben onu çok kullanmayı sevmedim. Sevmedim yani. Hani öyle çok ses yapıyordu çünkü. Ondan sonra bir de küçüktü benimkisi. 2,5, 3 litre miydi? Neydi öyle bir şeydi galiba. Çok da böyle fazla bir şey yapılmadı ama güzeldi. Hani seviyordum ama. Hani sesinden dolayı çok kullanmayı tercih etmemiştim.
Ama şimdi çoluk çocuk falan böyle ben sürekli işteyim ve böyle pratik olması açısından dedim hadi bir tane olsun kocam. Trut mu lan o? He, evet bir. Evet, ne kurban. Bak 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 bak, salına salına gidiyor. Bak 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 bak, tipe bak. Bak endama bak, omuzlara bak. Neyse işte, öyle yani. Hani çoluk çocuk falan kullansın diye Mikail Gülşen falan. Çünkü en son fırında ben evde yokken bir şey yapmışlar ve dökmüşler. Fırının içini bir görseniz. Az sonra açacağım zaten fırını. Onu 2 derecede kendi kendine temizlemeye bırakacağım. Bir temizlensin içi çünkü çok kötü. Bir şey düşürmüşler içine. Ondan sonra da devam tabi ısınınca yapışmış. Öyle yani. Allah'tan fırının kendi temizleme özelliği var da. Uğraşmayacağım. Orada temizlendi. Öyle yani. Yemeğim de hazır çok şükür. Bugün evde hiçbir şey almadım. Güya temizlik. Sizle birlikte güya temizlik videosu çekecektim. Yattım aşağı yemin ederim. Zaten ev karanlıktı. Ömer Halis'i almaya gidene kadar ev karanlıktı. Yani tuvalete varız diğer taraf karanlıktı. Çünkü ben sabah evden çıkmadan önce kepenkleri açmamışım. Ondan sonra da evin önündeki çalışmadan dolayı elektrikleri kapatmışlar. Elektrik olmadığı için yani şarizon mu oluyor o? Onu bir kepenkleri bile açamadım çünkü hepsi sistemik elektrik. Ondan sonra televizyon yok, bir şey yok. Yemek de yapamıyorum bacım, elektrik yok. Yattım aşağı valla. Telefona bakarken uyuyakoydum. Telefonu da saat 12'ye alarm kurdum. Ömer Halis'e olurdu bir de şimdi uyuyakalmıyordu. Uyumam Ömer Halis'in çıkış saatini uyuyakalırım. Ki öyle de oldu. 2 saat kurmuşum, dalmışım çünkü. Ondan sonrasında biliyorsunuz. Ondan sonrası da yine yattım. Uyumadım ama televizyona baktım. Kahve içtim. Ah! Umudum esnemekten çatlayacağım. Çok uykum var. Bir sor neden? Çünkü sabah saat 3.30'da yattım. 3'e kadar oturdum. 3.30'da yattım yani. 3.30'da yatağa girdim. Dalman falan 4 oldu. 6.30'da kaldım. Yani 2.5 saat falan uyumuş oldum. Tamam hadi bir saat 11.30, 11.40'tı. 11.30 işte 20-25 dakika belki 30 dakikada öyle öğlen bir kestirmiş oldum. Ay şu an aptal gibiyim. Estağfurullah. Gerçekten şu an aptal gibiyim. Tabii diyete girdim psikolojisi de var. Yani gerçi diyete girmedim de ketojenik ve şekersiz beslenmeye girdim. Otomatikmen böyle bir daha çikolata yemeyeceğim psikolojisiyle bir mutsuzum yani şu an resmen. Zaten kalorifer diye zannettiğim şeydi, lambanın şeyi çıktı, o da benim psikolojimi bozdu. Öyle işte. Hadi evde görüşürüz. Evet canlarım benim. Bu videoya dün akşam en son sizi Turgul'u almaya gittim diye orada bırakmışım. Ondan sonra daha da video çekmemişim. İşte eve gittik, yemeğimizi yedik falan muhabbetler, işte her zamanki akşam rutinleri. Bu videoyu şöyle kapanış yapayım istedim. Ömer Halis'i almaya geldim. Ömer Halis'in çıkmasına bir 10-15 dakika var. O arada dedim bu videonun da şöyle bir kapanışını yapayım. Birkaç gündür hatta şey söylüyorum ya işte hani iki kişiye gönderme yapacağım, işte bir şey söyleyeceğim falan diye buradan. Birincisi beni bir psikopatik bir hastalığı bana yakıştıran bir akıllı bir kardeşimiz. Bir tanesi de ben yorumlarını silmediğim halde ısrarla böyle benim yorumlarımı siliyorsun, işte sen busun, işte senin, yani benim imanıma kadar, böyle imanıma kadar, imanımdan şüphe eden bir insan. Vazgeçtim. Gerçekten hayatımda yüzlerini bir kere görmediğim insanlar için çenemi yormaya gerek yok. O yüzden kaç gündür böyle hani söyleyeceğim demiştim ama söylememiştim. Aklıma gelmişken de söyleyeyim dedim. Yormayacağım bacım. Kimse hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiç kimse kendimi açıklamaya da uğraşmayacağım. Kim ne istiyorsa öyle düşünsün. Benim imamdan şüphe eden imamdan şüphe etsin. Samimiyetimden şüphe eden samimiyetimden şüphe etsin. Benim psikopat olarak gören de benim psikopat olarak görsün. Sonuç olarak kişi kendisi neyse karşısındakini de öyle görürmüş.
O yüzden çok da tın, çok da tırvır yani. Gerçekten hayatımda, ömrümde yüzünü bir kere görmediğim insanların benim hakkımda düşündükleri hiç umurumda değil. Bu bir, hayatımda gördüm yani yüzünü gördüğüm insanların da benim hakkımda düşündüğü çok da umurumda değil. Birazcık böyle umursuz bir insanım ben. Çok fazla onun bunun ne söylediğini çok böyle takılan bir insan değilim. Elhamdülillah. Yoksa hayat çok zor olur. El alemin lafına bakarak hayatımıza yön vermeye çalışırsak çok üzülürüz. Öyle yani. Onu diyeyim dedim. Hak etmeyen insanlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu işte bu ara yine biri bir dadandı. Sürekli böyle üşenmiyor her 2-3 günde bir. Yeni bir hesap açıp hemen yani böyle hani yorum yazıp böyle hani aklınca güya eleştiriyor ama bel altından böyle ince ince hakarete hani varıyor yazdıkları. Bu bir suç. Ben bugüne kadar benimle uğraşanlarla ben de uğraştım. Söyleyeyim yani hani bundan hiç üşenen bir insan değilim. Çünkü bu işlerime bakan bir avukatım var. Çok da iyi bir avukat. Ve büyük bir keyifle uğraşıyor yani adam seviyor yani bu tarz şeylerle uğraşmayı. Ben ona posta alıyorum, uğraşıyor falan. Ama ben çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Neden biliyor musunuz? Nedenini hemen söyleyeyim. Hani buluyoruz da kim olduğunu. Otomatikman hani sonuç olarak hani bir mahkeme süreci oluyor, bilmem ne oluyor falan. Ve ben bugüne kadar neyi öğrendim biliyor musunuz? Bu ne direkt buradan size söyleyeyim de hani olur da işte bu yeni benim haterlarım, benden nefret eden insanlara buradan bir gönderim olsun. Evet bundan sonra uğraşmayacağım. Gerçekten direkt silmeyi tercih ediyorum. Hatta bir ara cevap da veriyordum. Hani iyilik olarak da cevap veriyordum. Dalga geçmek için de cevap veriyordum. Artık öyle de yapmayacağım. Böyle bir karar aldım. Direkt sileceğim yani. Çünkü şöyle bir şey var. Benim karşımda ismini, kendini ve benliğini gizleyen bir insan. Yani hayali bir insan. Benim için ne kadar değerli olabilir? Yani karşımda kimin olduğunu bilmiyorum. İşte hayali fake bir isimle bana bir yorum yazıyor, bir şey yazıyor. Ne kadar ciddiye almam lazım? Şimdi bizi eleştiren de var, bizleri sevenler de var. Genel olarak konuşuyorum. Bu YouTuber olsun, işte Instagram'da influencer olsun. Şimdi hiç tanımadığımız, sevmediğimiz, hiç tanımadığımız insanlar bizden nefret edebiliyor. Çok normal. Ben de mesela MasterChef izliyorum. Orada iki tane kişi var. Mesela çok gıcık oluyorum. Oysa ki hani bana nasıl bir zararları var? Hiçbir zararları yok. Ama işte hallerinden, hareketlerinden, tavırlarından gıcık oluyorum. Ve sevmiyorum mesela. Desteklemiyorum. Onlar konuşunca mesela sinir oluyorum. Hatta turuna dönüyorum ki ya işte değiştir işte bak sırf bu ikisi yüzünden programı izlemek istemiyorum falan diye mesela. Ve bize karşı böyle hisleri olanlar da hani çok normal, çok doğal. Çünkü benim hareketlerin bazısının hoşuna giderken bazısının zoruna gidebilir. Bu çok normal. Ve bizden bu yani böyle insanlara ve böyle karakterlere alıştık. Kimse kimseyi de sevmek zorunda değil zaten. Yani illa bunu ekran karşısında olmaya da gerek yok. Hayatımızda da olabilir. Kolu komşumuz olur, arkadaşımız olur, akrabamız olur. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Kimse kusursuz da değil. Kimse dört dörtlük de değil. Bu herkes için geçerli. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bugüne kadar yaşadığım ve öğrendiğim işte ne bileyim avukatlara mahkemelere verip işte sonuç olarak sonuç aldığım şeylerden şunu öğrendim. Bu fake hesaplarla bize yardıran, yazan, işte hakaret etmeye çalışan ya da ne bileyim böyle hani bel altı vurup böyle eleştiren. Düşün ki en sonki yorum mesela benim bir psikotik rahatsızlığı işte kendimi sürekli övmemden kaynaklı işte bir psikotik bir rahatsızlığımın olduğunu söylemiş bana. Ki ben o hastalığından olduğunu biliyorum. Ama öyle bir şeyim yok. Çünkü ben günlük hayatımda sürekli kendini öven, sürekli böyle kendini yükselten, işte her şey ben biliyorum, ben yaptım, işte en iyisi benim diyen bir insan değilim ki ya. Kezden burada da öyle bir şey söylemiyorum. Sadece güzel bir şey yaptım ve bu benim hoşuma gittiğimde ben kendimi seviyorum yani. Aferin bana, helal olsun sana diyorum ki bunu hepiniz yapın. Ya da işte ne bileyim işte hani benim kendim olan güvenimden, kendim olan özgüvenimden rahatsız olanlar var. Sıcukmuş yani. İnsan kendinde olmayan bir şey başkasında görünce rahatsız olurmuş. Bu da bir psikolojik tespit. Kendinde olmayan ve olmasını istediğin bir vasfın, bir ne bileyim huyun mal olur, huy olur, ne bileyim para olur, bir şey olur.
eş bile buna geçerli. İşte kendim için söylemiyorum, genelleme olarak yapıyorum. Kendinde olmayan bir şeyi rahat, asıl rahatsız olan insanlar, kendinde olmayan bir şeyi başkasında gıcık olduğu kişide görünce o insana bu şekilde saldırıyor. Bu da bir psikolojik sorundur. Bende psikolojik sorun arayacak arayanlar bence benim bir rahatsızlığım olup olmadığını araştırmak yerine ben acaba niye böyle düşünüyorum diye kendisinin hastalığını araştırması gerekir diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi de beni böyle fake hesaplarla eleştirip bana fake hesaplarla yürüyen insanların %80'i bugüne kadar hep bu çevreden, hep mal çevresindendi. Hep benim tanıdığım insanlardı ve ben artık insanları tanıdığım gibi kalmalarını istiyorum. Gerçekten gözümle tanıdığım gibi, hani bildiğim gibi olsun, hani kalsın. O yüzden uğraşmayacağım. Gerçekten isteyen istediğini yazsın. Sosyal medya, isteyen istediğini yazmakta özgürlük. Özgür ve ben de istediğim yorumu orada bırakıp istediğim yorumu silmekle özgürüm. Şunu da söyleyeyim. Ben hangi yorumları siliyorum? Onu da kısaca böyle hani uzatmadan anlatmak istiyorum. Değer verdiğim, bakın illa hani yüzünü görüp, hani dedim ya, hani hayatımda hiçbir kere yüzünü görmedim bir insanın söylediğim için, yani hani bunu eleştiri yapan olarak söylüyorum. Yoksa ki hiçbirinizin yüzünü görmedim ve bana her gün mesela sayısızca güzel yorumlar geliyor. Elimden geldiğince hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Instagram'dan bana yazdığınızda elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Ama ben de bir insanım, yani ben de bir anneyim. Ve hani bu sosyal medya, telefon, Instagram, WhatsApp dışında da benim bir hayatım var. Ben bir anneyim, ben bir eşim. Yemek yapıyorum sizler gibi. Yani bir elimde telefonla hani mesela, yani vaktim olmuyor her zaman. Çünkü butikte de mesela işlerim yoğun oluyor. Akşamları mesela, yani burada videolarda hep görmüyorsunuz ve Instagram'da görmüyorsunuz diye hani hep evdeyim zannedilmesi. Mesela butiğe de çok gidiyorum. Özellikle akşam saat 7'den 8'den sonra hani bütün gün çalışıp gelmek isteyenler için butiğe de gidiyorum ve yoruluyorum. O yüzden her mesaja yetişememem çok normal. Ama elimden geldiğince geç de olsa yorumlara da, Instagram'dan gelen mesajlara da cevap vermeye çalışıyorum. Bir soru vesaire olduğunda cevap vermeye çalışıyorum. Aynen. Şimdi bizi mesela hiç tanımadığımız insanlar da mesela beni eleştiriyor. Ve bunlar mesela adıyla soyadıyla mesela yorum yapıyorlar. Kimse kendi adını saklamaktan sakın. Neden? Çünkü diyor ki zaten beni tanımıyor mesela. Öyle bir düşünce var. Zaten beni tanımıyor hani. O yüzden mesela beni gerçekten hani sevdiği zaman sevdiğini ve eleştireceği zaman eleştiri yapan, ben bu insanların yorumlarını silmiyorum. Ben gerçekten fake bir hesapla mesela bakıyorum yoruma. Haklı da olabilir mesela, ama bakıyorum bir saat önce açmış ya da mesela bakıyorum 3-4 dakika önce mesaj atmış bana, yorum yazmış, hemen tıklıyorum, bakıyorum hani daha önce bir yorum var mı bilmem ne, bakıyorum 15 dakika önce açmış hesabı. Niye ya, madem açıyorsun kendi adınla aç, çok pardon yani, o sözleri söylemeye cesaretin varsa kendi adınla soyadınla mesela yaz. Ha, sen kendi adını söylemeye cesaret edemiyorsan kusura bakma, ben de bu tarz insanların yorumlarını artık gerçekten direkt silmeye karar verdim. Sileceğim yani, cevap bile vermeye gerek duymuyorum. Çünkü gerek, yani cevap vermeyeceğim kadar hayatımda olmayan insanlar. O yüzden böyle bir karar aldım. Ha, yani zaten hep böyleydi, yani kararım hep bu yöndeydi, ama bazen dalga da geçiyordum yani karşımdakiler. Yalan değil, ben de insanım yani. Ben de dalga geçerim, ben de çok güzel dalga geçerim yorumlarda. Ama direkt yani ignore yapmaya karar verdim. Direkt ignore edeceğim. Hiç sileceğim yani. Aa, baktım hesabını 3 dakika önce açmış, 5 dakika önce açmış. Direkt yorumunu sileceğim. Çok da aynısını yaparsa yine mahkemeye de veririm yani. Benim için hiç sıkıntı değil. Siber suçlara hemen online olarak ben başvurumu yapıyorum. Yaptım başvuru, avukatıma gönderiyorum. Gerisini zaten avukat bakıyor. Sıkıntı değil yani, uğraşırım. Yeter ki siz benimle yani benimle uğraşmak isteyen göstersin uğraştığını, ben de uğraşırım yani, hiç benim için de sıkıntı değil. Masa olayına muhabbetini de anlatacağım size. Masa olayında da yine ben şöyle söyleyeyim, haklı olduğum her konuda sonuna kadar giderim. Eğer ki haklıysam hakkımı kimseye yedirmem karakter olarak. Öyle yani, daha da artık ne söyleyeyim. Diğer bir bayan içinde yorumlarını silmediğim halde yorumlarımı sildin. İşte Allah seni bildiği gibi yapsın, seni Allah'a havale ediyorum bilmem ne. Ve bunları yazarken de hala yani yorumlar orada duruyor. Etran kaydı falan da almıştım öyle size hala göstermek için. Ama sonra kendisi hepsini sildi. Valla ne diyeyim?
Ben de seni Allah'a havale ediyorum. Tövbe estağfurullah. Öyle yani. Herkesi memnun edemeyiz. Çünkü biz müşteri memnuniyet hizmet hattı değiliz. Kimseyi memnun etme gibi bir zorunluluğumuz da yok. O yüzden herkesin hoşuna giden şeyler yapmayacağımız da aşikar. Herkesin hoşuna gideceği şeyler yapamayacağımız da ortada. Çünkü öyle yani. Yani yaptığımız işlerde bu hep böyledir yani. 10 kişinin hoşuna gidiyorsa 5 kişinin hoşuna gitmeyecek. O 5 kişinin hoşuna gidiyorsa da 10 kişinin hoşuna gitmeyecek. Sonuç olarak hiçbir zaman herkesi memnun edemezsiniz. Etmek gibi bir çabanızda olmasın zaten. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Kimseyi memnun etmek zorunda değiliz. Kimseyi, hayatımızdaki kimseyi memnun etmek zorunda değiliz. Ondan sonra kimse için karakterinizi değiştirmeyin. Aynen, biraz uzun bir konuşma oldu ama güvenle alakalı da böyle kısaca bir konuşma yapmak istiyorum. Ben 138-140 kiloyken de kendine gayet güvenen bir bayanım ki o zaman açtım ben bu kanalı. Şimdi mesela bir şöyle işte kilo, yani ben istediğim kiloda gelemedim zaten. Lipodem hastasıyım. Bunu da hiç hani anlatmadım. Yorumlarda birkaç kez söyledim. Belki bir iki yorumlarda, videolarda falan da söylemiştim ama tam olarak bu sürece nasıl bir şey olduğunu sizler hiç anlatmadım. Bilenler ama mutlaka biliyordur. Ben kendim de böyle bir şeyle yeni tanıştım. Bunu işte yazın öğrendim. Doktorumun beni uyarmasıyla. Öyle yani, bununla alakalı tabii ki hani tedavi sürecine girdim. Aynen, belki hani bir gün başka bir videoda lipidem nedir, nasıl bir şeydir, bunu da sizlere açıklarım. Yani insanın kendisine özgüveni olması dış görünüşüyle alakalı olan bir şey değil. Bunu bir kere bir beyinlerinize bir yerleştirin. Hani böyle düşünenler için. Çünkü bazı kitleler için özgüvenli olman için işte 90-60-90 olman lazım. 36 beden olman lazım. İşte aşırı güzel olman lazım. Ne bileyim işte, yani böyle işte çok zengin olman lazım. Yani böyle insanlarda özgüven olacak falan zannediyorlar ama hayır. İnsan bence ilmiyle ve bilgisiyle özgüvenli olur. Bunun dış görüntüsü hiçbir alakası yok. Evet, ben kendine güvenen bir insanım. Neden? Çünkü yaptıklarından emin, yapacaklarından emin olan bir insanım. Hata yapıyorum. Evet, her zaman hata yapıyorum ve hep de yapacağım. Ama ben hatalarıyla öğrenen bir insanım. Yaptığım hatalardan da hiçbir zaman utanmam, sıkılmam. Ya bilmiyorum, hani insanın özgüven, insanın, ben mesela ekstra benim hoşuma gider karşımdaki bayan, mesela özgüvenli bayan gördüğüm zaman bayılırım. Yemin ederim sonuna kadar da böyle desteklerim. Acayip hoşuma gider. Çünkü biz Türk kadınları olarak kendine özgüven ya olmamız lazım. Yani Türk olsun, gerçekten Türk olarak demiyorum. Hani genel olarak kadınların kendine özgüven olmak zorunda. Ve ben bu özgüvene sahip olana kadar çok uğraştım. Çünkü ben önceden kendine güvenen, özgüven olan bir insan değildim. Ama yani bunun da tabii belli bir nedenleri vardı. Ve ben bu yönde kendimi çok geliştirdim. Bu yönde ben çok eğitim aldım. Bu yönde ben kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve ben şu anki özlemden çok memnunum. Evet, bazen burada işte kendimi övmem aslında hani şey açısından değil. Bu insanlara mesela örnek oluyor. Hani kendinizi övün. Yani insanın kendisini övmesi kadar güzel bir şey yok. İnsanın kendisini sevmesi kadar güzel bir şey yok. Eğer sen kendini seversen kendini değerli hissedersin. Yani başkalarının seni övmesini beklemene gerek yok. Sen kendini öv. Yani papatyam hepiniz için söylüyorum. Herkes için geçerli. İnsanın kendisini sevmesi kadar, insanın kendini övmesi kadar güzel bir şey yok. Çünkü eğer biz kendimizi seversek çok mutlu oluruz. Biz kendimizi seversek, yani mutlu çocuklar, kendini seven çocuklar yetiştiririz. Mutsuz bir kadın mutsuz çocuk yetiştirir. Mutsuz bir kadın eşini de mutlu edemez, kendini de mutlu edemez, çoluk çocuğunu da mutlu edemez. Yani sağlıklı bir hayatı, sağlıklı bir yaşamı olmaz. Çok uzun konuştum, farkındayım ama bazı şeylerin de söylenmesi gerekiyor. Ben burada evet kendimi bazen övüyorum ama ben normal hayatımda öyle sürekli kendini öven bir insan değilim. İki tane kişiden örnek vermek istiyorum butiğe gelen. İki tane takipçim. Bir tanesi yazın gelmişti. Üç arkadaş olarak gelmiş. Yani iki kardeş. Bir üçüncü kişiler de arkadaşlarıdır. Buradan beni izliyorsa ona da mesela buradan selam olsun. Hatta Hamburg'da bir kız kardeşleri daha varmış. Asıl benim takipçim olan zannedersem. Ve butiğe geldiğinde bana dedi ki ben buraya dedi çok büyük dedi ön yargıyla geldim dedi. Yani çok tereddüt ederek geldim dedi. Çünkü dedi ben evet seni izliyorum.
Hem de hiç kaçırmadan, sahnesini kaçırmadan izliyorum ama ben sana çok gıcık oluyorum dedi. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ederim ben o kızı kucakladım, yani ciddi söylüyorum. Eğer hani yine izliyorsa yorumlara yazsın. Kucakladım, dedim ki ya gel dedim. Hani bu açık sözlülüğünden dolayı dedim, hani kucaklamak istiyorum. Çünkü helal olsun, yani bunu söylemek de kolay değil. Yani izlediğiniz, çünkü diyorum ya, fake hesapların arkasına saklanmak çok kolay. Ve ben bundan sonra ciddi söylüyorum. Zaten hep öyle atıyorum. Bundan sonra Ultra X daha bu konuda çok dikkat edeceğim. Yani adını soyadını oradan görmediğim bir insanın işte 3-5 dakika önce açtığı hesapla yapılan yorumları asla ve asla hiçbir şekilde ciddiye almayacağım. Direkt yani okumadan sileceğim. Yani ciddi söylüyorum, okumadan yani ignore'yan yapacağım. Ama böyle olduğu zaman da benim için ekstra bir respect, yani ciddi söylüyorum. Ve şöyle hani devam etti. Ben dedi çok büyük dedi ön yargı, çünkü dedi bana dedi hani öyle geliyordu hani videolardan dedi hani Du bist voll eingebildet, hani kendini beğenmiş, ondan sonra ne bileyim işte hani böyle gıcık gibi oluyor çünkü bazı videoları falan dedi. Ama dedi asla öyle değilsin. Ciddi söylüyor, sen dedi biz gibisin, aynı biz gibisin falan dedi. Ve yine hafta sonu daha yeni gelen bir takipçim bir tanesi. O da mesela aynısını söyledi. Dedi ki yani böyle hani bazen dedi videolarında dedi hani böyle daha farklı, hani kalp kırmamak için de buradan kendisini de öpüyorum. Sevgili Hava Hanımcığıma. Hani farklısın dedi. Hani bazen dedi işte hani kendini övüyorsun, şey yapıyorsun. Hani böyle oradan bakıldığı zaman böyle aynı bildit gibi duruyorsun ama dedi asla öyle değilsin Özlem'de. Bu benim bu team'e gerçekten birkaç kez, yani sadece bir kere değil birkaç kez gelen bir takipçim. Ama dedi normalde dedi gerçekten hani öyle sürekli kendini öven, işte böyle yükselten bir insan asla değilsin dedi. Aksine dedi gerçekten çok mütevazi bir kadınsın diye mesela ilave etti. Yani normal hayatımda öyle değilim. Burada ciddi söylüyorum, bazen hani ya burada biz ekran karşısınız ve ben size her zaman söylüyorum. Biz burada size göstermek istediklerimizi gösteriyoruz. Siz her izlediğiniz kişi, ben her zaman söylüyorum. Kimse izlediğiniz hiçbir YouTuber'ın hayatı oradaki izlediğiniz gibi değil. Benim de değil. Ben mesela size gösteriyorum. Yani yaşadığım sıkıntıları hiç aksediyor muyum? Hiç yani gösteriyor muyum? Göstermiyorum. Ama ise ki bu perdenin arkasında nelerle mücadele ettiğimiz şeyler var. Yaşadığımız neler var ama hiçbirinde niye hep güldüğüm şeyleri, dalgaya aldığım şeyleri, yemeğimi, bilmem neyimi falan gösteriyorum. Ve burada izlediğiniz hiçbir YouTuber'ın hayatı burada izlediğiniz gibi değil. Herkes çünkü kendini burada en iyi ve en güzel şekilde göstermeye çalışıyor. Çünkü yani ne bileyim, işin artık etik tarafı mı bu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Gerçekten çok da uzuyor yani, böyle hani fazla da uzatmak istemiyorum ama ben bunu her zaman söylüyorum. YouTuber'ın işte Instagram'ın gerçekleri diye mesela size sürekli söylüyorum. Hiç kimsenin hayatını burada izlediğiniz gibi perfect zannetmeyin. Hiç kimsenin hayatı bu kadar dört dörtlük değil. Herkesin aile içi sorunları ve herkesin çocuğuyla, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle imtihanı var. Biz bunları burada dile getiriyor. Yani her şeyin de burada dile getirilmiyor. Yani hani dost var, düşman var denilir ya. Burada şimdi bizi herkes izliyor. Yani dostumuz da izliyor, düşmanımız da izliyor. Seven de izliyor, sevmeyen de izliyor. O yüzden her şeyi burada anlatmak mümkün değil. Ama her şey burada gördüğünüz kadar dört dörtlük de değil. Ben bunu her ne kadar sürekli olarak söylesem de bir kez daha söylemek istiyorum. Valla nereden nereye geldim, konuyu atlamakta da üstüme yok yemin ederim ama sonuç olarak bir yere bağlayalım. Zannedersem söylemek istediğim her şeyi söyledim herhalde. Yorumlarını sildiğim insan, ya bazen de bazı yorumlar kendiliğinden siliyor. Ben spama bakıyorum, spama çok kolay kolay spama yorum düşmüyor. Yani küfür içerikli bir şey olmadığı sürece. Öyle. Gerçekten çok uzun oldu, hakkınızı helal edin. Aslında ben size Airfry'yı bu videoda böyle hani göstermek istiyordum. Açarız yaparım falan diyordum ama o vaktim olmadı. Açıkçası bu ara mental olarak da hiç o şeyde değilim. Mental olarak aslında hiç video çekecek halde bile değilim, ciddi söylüyorum ama şu da bir gerçek, ben buradan para kazanıyorum ve ben buraya güvenerek giriştiğim ödemelerim var ve onları yapmak zorundayım. Şimdi ben burada video çekmezsem gelirim kesildiği için ödemelerim aksayacak vesaire 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 gibi şeyler, ama inanın bana ben de çok sıkıldım, ciddi söylüyorum. Ben yani nasıl söyleyeyim, hani yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum ama hayatımı bu denli sürekli böyle göz önünde tutmaktan ben gerçekten sıkıldım, yani sıkıldığım bir noktadayım.
Bir gün burayı bırakacağım. Ne gün bilmiyorum ama bir gün burayı gerçekten tamamen bırakacağım. Yani bugüne kadar çektiğim videoların hiçbirini silmeyeceğim ama bir gün sosyal medyada böyle sürekli olarak hayatımı paylaşmaya bir yerde bir son vereceğim. Çünkü ben bundan çok sıkıldım. Çünkü çok zor. Yani hayatımı çok zorlaştırıyor. Bunu size kesin ve kesin bir net bir şekilde söyleyeyim. Ama dediğim gibi düzenli olarak kazandığım bir para var. Ve para her zaman tatlı geliyor. Ve benim de şu an o para ihtiyacım var. Öyle. O yüzden günlük videolarımıza kaldığımız... Bir de mesela şey de çok oluyor. Yine laftan lafa atlıyorum, konuyu uzatıyorum. İşte hani içerik, ben içerik üreticisi falan değilim. Ben komedyen değilim. Ben içerik falan üretmiyorum. Ben günlük vlog çeken bir kadınım. O nereye park edecek? Oraya sığacak mısın sen kardeş? Sığarsın. Sığmazsan azıcık arkaya gidivereceğim. Gerçi ben de zaten yeterince arkadayım ama. Ben dijital içerik üreticisi değilim. Ben burada komedyenlik yapmıyorum. Günlük ben ne yapıyorsam onu çekiyorum. Ekstra bir çaba, yani ekstra yapabileceğim ne olur? Tarifler olur ama yani ben eve gelip yemeğimi zor yapıyorum. Bacım gözünü seveyim, akşam nerede yattığımı bilmiyorum. Saçımı başımı kaşıyacak vaktim yok benim. Ben sürekli öyle tarif videoları, yani tarif videosu derken yani her gün kek börek yapayım da kime yedireyim ben onları? Bizim evde öyle sürekli börek, kek, börek, poğaça yenen bir ev değil. Sürekli yapıp buzlu doldursam ne yapayım, nerede yedireyim, kime yedireyim, hangi kolu komşuma dağıtayım, yani çevrem hep alma. Gene yapıyordum, öbür tarafta Sergül ablaya falan veriyordum. Onu da söylemiş olayım. Aa, bu bizim eski komşuymuş. Anam, uzun boylu sırık adam. Ay, öyle yani. Karşımda da kim var acaba? Diyordur ki bu salak kendi kendine konuşuyor falan. Burada kendi kendine konuşuyor. Neyse, gerçi bu çevrede benim artık video çekmediğimi bilmeyen yok. Herkes biliyor video çektiğimi de. Neyse öyle işte ya. Vallahi şurada otururken Ömer ailesi beklerken video. Yani çocuğumun da çıkmasına 10-15 dakika var dedim. Resmen 20 dakikadır konuşuyorum, daha uşak yok. Şeye gittiydiler onlar. İyi meymenetsiz birini gördüm. Tövbe estağfurullah. Yani ben de herkesi sevmiyorum. Ama tutup da kimsenin, yani tutup da şimdi buna böyle sosyal medyadan fake hesaplarla saldırmıyorum. Neyse. Öyle uzun oldu. Ama öyle yani, hani bir konuşup sohbet ve anlatmak istedim. Beni çekemeyenler anten taksın, belki o zaman çekersiniz. Neyse. Öyle işte. Ama yorgunum yani. Gerçekten yorgunum. Çünkü bazen artık böyle her şeye yetişemediğimi düşünüyorum. Ve böyle düşünüp psikolojimi bozmak istemiyorum. Yetebildiğim kadar yapıyorum. Yetişebildiğim kadarına yetişiyorum. Yapamadığım yerde bırakıyorum. Diyorum ya, yani bu hayatımızdaki herkes için geçer. Yani çocuklarınızı da her zaman mutlu edemezsiniz. Kocamı da her zaman mutlu etmek zorunda değilim. Biraz o beni mutlu etmeye çalışsın. Olmuyorsa olmuyordur yani. Kendinize de, hani ben bunları size örnek olarak söylüyorum. Siz de yani yetemediğiniz yerde bırakın. Yapabileceğim bu kadar değil mi? Bırakın. O yüzden yani ben daha iyisini yapmam lazım. Ben iyi bir anne değilim. Ben iyi bir eşim. Eş değilim demeyin. Biz çok iyi bir anneyiz. Biz çok iyi bir eşiz. Biz çok iyi bir insanız. Biz elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışan kadınlarız. Olmadığı yerde de olmuyor. Olmadığı yerde de bırakacağız. Arkadaş yok, olmuyor. Bu kadar. Bitti. Bitti yani. Kimse için kendimi üzemeyeceğim. Yani çoluk çocuk bile olsa. Kendinizi yıpratmayın. Kendinizi bitirmeyin. Her şey olacağına varır. Öyle. Nereden nerelere atladım. Ama umarım inşallah vermek istediğim mesaj ulaşacağı yerlere ulaşmıştır. Fake hesaplarla bana mesaj atanlar umurumda bile değilsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Siz yazdıkça ben silerim. Yani mesajları siliyorum demek. İşte bu, ay bak korktu. Bak görüyor musun, ben haklıyım anlamına asla gelmiyor. Asla değil. Sadece şu anlama geliyor. Ben seni hala almıyorum. O yüzden yorumunu da ciddiye almıyorum. Hani ne zaman ki sen adınla ve soyadınla yazarsan, ki ben onun fake olup olmadığını zaten hani biliyorum. Neyse, uzun lafın kısası. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Öyle yani. Kayla almadım, insanların yorumunu siliyorum. Nokta. Çok uzun oldu, hakkınızı helal edin.
Umarım sizi sıkmamışımdır. Sıkılanlar da zaten kapatsın gitsin yani, hani izlemesin. Öyle. O kadar. Söyleyeceklerim bu kadar canlarım benim. Güzel papatyalarım. Kendinize iyi bakın. Kendinize değer verin. Kendinizi sevin. Kendinizi övün. Ve kendinizi şımartın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.